Şafak gazetesine göre. Tam bugünlerde hükümetin bu konuda yürüttüğü politikayı destekleyecekler ya. O yüzden orası da şikayetçi gibisinden başlıklar, bir başlık atmışlar. Tamam, peki. Şimdi bu mesele tam olarak nedir, ne değildir? Bunu bilişim hukuku uzmanı Profesör Doktor Sayın Yaman Akdeniz'le konuşacağız. Günaydın Sayın Akdeniz. Günaydın Musa Bey. Ne güzel, iki gündür Akdeniz soyadlı konuklarımız var. Dün Ercüment Akdeniz aldık, bugün de Yaman Akdeniz alıyoruz. Ben de Akdenizliyim. Akdeniz deyince böyle birden yüreğim ferahlıyor. Ne güzel bir soyadınız var. Evet, teşekkür ederim. Peki, Yaman Hocam, bu nedir bu mesele tam olarak yaşadığımız bu şeyi siz nasıl tarif ediyorsunuz? Yani isterseniz bu Instagram'dan başlayalım biraz böyle birkaç gün geriye dönüp. Aslında konu biliyorsunuz 2007'ye gidiyor. Yani Türkiye 5651 sayılı internet yasasını Mayıs 2007'de apar topar meclisten geçirmişti. Tamam. Ondan sonra da zaten mevzuatımıza önce bu erişim engelleme yaptırımı, arkasından da 2020'de Temmuz 2020'de içeriklerin yayından çıkartılması yaptırımı girdi. Bu geçen yaklaşık 17-18 yılda da biz bu erişim engelleme yetkisinin sadece mahkemelere değil, sıklıkla adını duyduğumuz BTK diyoruz ama aslında yetki BTK başkanına, yani tek bir kişiye verilmiş yetki ve zaman içinde sulandırılarak 30'dan fazla kuruma, ki bunların arasında işte Türkiye Jokey Kulübü de var, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı da var, Reklam Kurulu var, Türkiye Futbol Federasyonu var. Keza dün açıkladık, İfade Özgürlüğü Derneği'nin engelli web projesinden 1 milyondan fazla web sitesi bugüne kadar, daha doğrusu 2024'ün birinci çeyreğinin sonuna kadar Türkiye'den erişime engellenmiş. Hani öyle bakarsanız Roblox ve Instagram bu 1 milyon web sitesinden sadece 2 tanesi. Dolayısıyla çok sayıda web sitesi zaten mekanik olarak ve kötü bir mekanizmayla, yani şalteri indirerek herkesin kullanımını etkileyecek şekilde sansürleniyor. Evet. 1 milyon diyoruz. Ya bu çok büyük bir sayı değil mi? Bu kadar mesela, evet, çünkü ilginç. Çünkü bunların çoğu zaten unutuluyor. Bunların arasında tabii ki herkesin günlük hayatında kullanmadığı web siteleri, platformlar var ama tarihçemize baktığımız zaman mesela 2016'dan beri meşhur WikiLeaks platformu Türkiye'den engelli. Haber platformlarından 2 seneyi aşkındır hatırlatmak gereği duyuyorum. Amerika'nın Sesi, Deutsche Welle haber siteleri 2 seneyi aşkındır Türkiye'den erişime engelli. Biz bunları zaman içinde unutuyoruz. Çünkü o kadar çok şey oluyor ki gündemimizde. Mesela Wattpad platformu, onu da hatırlatmak lazım. 10 gün önce, 15 gün önce Türkiye'den Aile Bakanlığı'nın talebiyle engellendi ki bu platformda gençler kitap okuyorlardı, kitap yazıyorlardı. Yani görsel hiçbir şeyin olmadığı bir platform. O da engelli. Siz biraz önce Roblox'tan bahsettiniz. Şimdi Roblox aslında tekil bir oyun değil Musa Bey. Bu da bir platform. Yani yüzlerce, binlerce oyun var bu platformun içinde. Dünya genelinde de milyonlarca çocuk, genç, yetişkin bu oyunları oynuyor. Evet, sorunlu bir platform. İşte İngiltere dediniz. Herkes şikayet edebilir bu platformlardan. Ama tabii ebeveynlere düşen görevi de unutmamamız lazım. Yani her şeyi devlet sansürü yoluyla çözemeyeceğimiz de bir gerçek. Fakat bu sıklıkla unutuluyor. Evet. Masumları olan bir platform dediniz. Neden? Ne gibi eleştiriler var mesela? Yani ben oynamıyorum. Kızım 10 yaşında, o bir ara kullandı. Sonra dedi ki ben burada oynamayacağım, hoşuma gitmedi dedi. Yani garip garip oyunlar oluşturuluyor. Dolayısıyla ilgisini çekmediği için oynamıyor. Sileceğim ben bu aplikasyonu dedi. Biz de tamam dedik ama kontrollü bir şekilde oynuyordu. Dolayısıyla hani anne baba olarak bizlerin görevi daha önemli.
veya okullarda öğretmenlerin görevi. Şimdi bir bakıyorsunuz Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği karar vermiş. Kararın içeriğine bakıyorsunuz. Kamu düzenini ve milli güvenliği korumak için. Yani basma kalıp ifadelerle karardan da aslında platformun neden sansürlendiği anlaşılamıyor. Keza Instagram platformu ile ilgili ortada bir karar var, idari tedbir kararı var. BTK tarafından, BTK başkanı tarafından alınmış bir karar var. Bakın bu kararın 6. gününe giriyoruz Instagram sansürünün. Hiç kimse bu kararın içeriğini görmedi. Hatta bu karar Meta platformuna, yani Instagram'ın sahibi şirkete dahi gönderilmemiş. Onlar da görmemiş. Yani hiç kimsenin görmediği bir kararla koskoca Instagram platformu 6 gündür erişime engelli. Evet. Peki yani bu türden hani yasaklamaların herhangi bir çözüm getirmeyeceğini söylüyorsunuz. Daha çok işte insanların, yani kullanıcıların belki tepkisinin, yani doğal tepkisinin faydalı olacağını düşünüyorsunuz, öyle mi? Hem öyle hem de Instagram gibi bir platformun sansürlenmesi için herhangi bir hukuki gerekçe olamayacağına inanıyorum. Yani önümüze koyacakları gerekçeler işte katalog suçlar diyorlar. Katalog suçlar nedir diye baktığınızda müstehcenlik, işte fuhuşa teşvik, Atatürk'e hakaret gibi, çocukların cinsel istismarı gibi suçlar ki bunlarla ilgili zaten 6 ayda bir Instagram'ın şeffaflık raporu yayınladığını ve bu içerikleri kaldırdığını, zaten kendisine de bu içeriklere tahammül etmediğini, kaldı ki 50 milyondan kişi, yani neredeyse yetişkin herkesin Türkiye'de Instagram kullanıcısı olduğu ve içeriklerinin de ne olduğunu hepimizin bildiği bir platformdan bahsediyoruz. Bunun topyekün sansürlenmesini gerektirecek herhangi bir hukuki gerekçe asla olamaz. Yani bu müdahale keyfidir, talepler ise siyasidir. Dolayısıyla bunun çözümü de ancak arka planda işte Instagram yetkilileriyle devlet büyükleri arasında çözülecektir. Ama hukuken aslında ortada herhangi bir sorun yoktur. Evet. Peki işin ticari kısmından da bahsediliyor. Yani işte günde şu kadarlık bir kayıp vesaire deniliyor. Neden böyle bir tarif var? Mesela yani Instagram veya herhangi bir platform, yani ekonomik açıdan baktığımız zaman ne anlam ifade ediyor? Şimdi biz bundan birkaç sene önce 2018-2020 arasında Wikipedia krizini yaşamıştık, hatırlayacaksınız. Evet. Wikipedia evet. Türkiye'den 2,5 yıl boyunca erişime engelli, sansürlü kalmıştı. Fakat tabii Wikipedia platform olarak buna katlanabildi çünkü herhangi bir ticari faaliyeti yok. Ama bir diğer taraftan Instagram'a baktığımız zaman, Instagram özellikle pandemi döneminde Türkiye'de ticari amaçlı olarak da sıklıkla kullanılmaya başladı. Ve bugün hepimizin karşısına alışveriş firmalarının reklamları, küçük orta çaptaki firmaların satış yaptığı bir platforma dönüştü. Dolayısıyla işte peynir, süt ürünleri de alabiliyorsunuz, narinciye de alabiliyorsunuz. Üzerinden. Ve dolayısıyla işte günde 1.9 milyar diye bir rakam gördüm. Ve tabii ki bu platformun engelli ve sansürlü kaldığı sürece bu tip ticari faaliyetler de etkileniyor. İşletmeciler kaybediyor ama sadece işletmeciler kaybetmiyor. Devlet de kaybediyor. Çünkü devletin de işletmeciler üzerinden ciddi bir vergi aldığını da tabii ki unutmamak gerekir. Dolayısıyla herkes kaybediyor Instagram'ın sansürlenmesiyle. Evet. Bu durumda şöyle bir şey çıkabilir mi hocam? Örneğin X bir kullanıcı, ben yasa dışı herhangi bir şey yapmıyorum. Zaten bu hani bir ticari faaliyetteyim diyelim ki. Ve hükümet bunu kapattı. Ben de çok büyük zarar ettim. Hatta işletmemi kapatmak zorunda kaldım diye mahkemeye gidebilir mi? Tabii ki gidebilir. Tam yargı davası dediğimiz idari yargıda dava açabilir. Hatta biz bu davaların açılması gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Biz kendimiz ticari amaçlı olmamakla birlikte, Kerem Altıparmak'la birlikte biz kullanıcı sıfatıyla, yani platformun kullanıcıları olarak zaten Ankara 13. İdare Daire 13. Evet, İdare Mahkemesi'nde bir dava başlattık. Benzer davalar daha önce de, yani cuma gününden beri açılıyor, açılacaktır. Ama aslında en önemli davalar
bu ticari kayıp davaları olacaktır, daha da etkili olacaktır. Fakat tabii biz küçük ve orta çaplı firmaların çekindiğini düşünüyoruz. Yani devlete karşı böyle bir mücadele, hukuk mücadelesi başlatmaya çekindiğini düşünüyoruz. Hatta aslında en önemli davayı da Instagram'ın kendisi açacaktır ve açmalıdır. Dolayısıyla onların açacağı bir dava daha da etkili olacaktır. Fakat 6. gününe girdiğimizde sansürün, yarın bir hafta olacak, halen kamuoyuna Instagram platformu tarafından yapılmış bir açıklama olmadığını görüyoruz. Bu sessizliği de ben açıkçası sürecin şeffaflığı bakımından doğru bulmuyorum. Ve ciddi bir bilgi kirliliği, hatta dezenformasyona dönüşmeye başladı bu konu. O bakımdan onların da kamuoyunu, Türkiye'deki milyonlarca kullanıcısını bilgilendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizde mesela bir şey yasası var mı? Yani bu türden işte hani internetle ilgili düzenlemeleri getiren bir yasa var mı? Ve varsa eğer buradaki eksiklikler neler olabilir sizce? Şimdi bu içerik düzenleme veya işte web siteleri, platformlarla ilgili 2007'den beri bir internet yasamız var. O tarihte bu yasa meclisten geçerken ana amacı aslında çocukları zararlı içerikten korumaktı. Başka bir amacı yoktu. Fakat 2014'te yani 17-25 Aralık krizinin hemen arkasında önce tırnak içinde kişilik haklarının ihlali konusu yasaya eklendi. Arkasından da bir yıl sonra 2015'te yani kamu düzenini ve milli güvenliği koruma maddesi eklendi ki bu maddeyle işte Wikipedia platformu, arkasından Sendika.org, Oda TV, Independent Türkçe, hatta Ekşi Sözlük platformu geçen sene deprem sonrasında sansürlendi ve dolayısıyla böyle dallanıp budaklanıp genişlemiş bir yasamız var ve ortalama 2 senede bir de biz bu yasayı değiştiriyoruz. Bu sene içinde ben bu gelişmelerden sonra tekrardan 5651 sayılı yasada bir değişiklik yapacaklarını düşünüyorum. Fakat şunu unutmamak lazım. Bu platformların bu şekilde sansürlenmesi ve şalterin tamamen indirilmesi kesinlikle doğru bir yaklaşım değil. Yani demokratik toplumlarda biz bu tip müdahaleleri görmüyoruz ve dolayısıyla Türkiye'de de görmek istemiyoruz. Sıklıkla hukuk devleti olduğumuz söyleniyor fakat hukuk sıklıkla da unutuluyor. Evet. Peki bir kıyaslama yapma şansımız var mı? Örneğin birkaç ülkeyle gelişmiş, gelişmekte olan, yani bu kapatma sayısı ya da bu meseleye yaklaşımla ilgili olarak? Vallahi Türkiye'nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi ve üyesi olmaya çalıştığı işte Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman bu tip yani gündelik hayatımızda kullandığımız platformlara bu şekilde erişim engellendiğini görmüyoruz. Ama o ülkelerin yasalarına ilişkin platformların yayınladığı şeffaflık raporlarına baktığımızda evet o ülkelerden de içerik kaldırıyorlar. Ama zaten taleplerimizi de kısmen hepsi olmasa bile yerine getirdiklerini görüyoruz. Ama Almanya'da veya Fransa'da veya biraz önce İngiltere örneği verdiniz. İşte Roblox platformu veya Instagram'ın erişime engellenmesi asla mümkün değil. Yer yerinden oynar. Dolayısıyla hatta YouTube'un veya işte X platformunun bu şekilde sansürlendiği bir Batı ülkesi yok. Ama işte nerede karşımıza çıkabiliyor? Rusya'da karşımıza çıkabiliyor, İran'da karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla hani Türkiye'nin yaklaşmaya çalıştığı taraf Avrupa Birliği olduğunu düşündüğümüzde, işte NATO ülkesi bir Türkiye, Avrupa Konseyi'nin en eski üyelerinden oradaki yaklaşımda bu tip uygulamaları asla görmüyoruz. Evet. İlginçti tabii Lübnan'da bundan birkaç sene önce olaylar başlamıştı. Elbette yasaklandığı için değil ama WhatsApp'e getirilmesi düşünülen bir vergi vardı. Yani kullanıcıdan alınacak işte belli bir şey vardı. Ona insanlar isyan edip sokağa çıktılar. Tabii ki dertler çok daha farklı ve değişik
Ama orada bile böyle bir tepki söz konusuydu. Hani siz dediniz ya işte gelişmiş bir ülkede böyle yapılırsa kıyamet kopar diye. Gerçekten de belki de hani buraları da bir şekilde bu örneklerle görmek lazım. Hocam tabii son olarak şunu da sormak istiyorum size. Şimdi bu türden hani platformların yasaklarının aşılabilmesi için VPN önerisi de var. Bu ne kadar güvenli veya sizce hani olağan, evet herkesin edinebileceği bir şey midir? Şimdi tabii kullanıcılar Türkiye tarihine baktığımızda VPN kullanmaya Mart 2014 yerel seçimleri sırasında aslında başladı. Çünkü o tarihlerde yine bir müdahaleyle önce Twitter sonra YouTube platformu topyekün erişime engellenmiş. Dolayısıyla biz bu filmi zaten sıklıkla yaşıyoruz. O tarihlerde biz Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştuk. Anayasa Mahkemesi işte yine bizim kullanıcı sıfatıyla yaptığımız başvuruları kabul etmişti. Fakat tabii kullanıcıların mahkeme süreçlerini beklemeye tahammülü olmadığı için VPN servislerini kullanmaya başladılar. Fakat şunu da unutmamak lazım ki biz geçen gün engelli web hesabımızdan paylaştık. Türkiye VPN servisine de müdahale ediliyor ve BTK'nın oluşturduğu listeler internet servis sağlayıcılarına gönderiliyor ve dolayısıyla kullanımı zorlaştırılıyor diyelim. Çünkü platformlar veya web siteleri gibi VPN servislerini engellemek, sansürlemek o kadar kolay değil. Ama tabii bir kısmı sorunlu çalışıyor fakat sorunsuz çalışan VPN sayısı da oldukça yüksek. Ben VPN kullanımını sorunlu görmüyorum. Özellikle evinizin dışında yani yoldayken veya işte internet kafelerde, havaalanlarındayken VPN servislerini kullanmak gerekiyor. Çünkü bu sefer güvenli bir internet bağlantısı yapmadığınız zaman da o zaman tabii banka bilgilerinize veya işte kişisel verilerinize etraftaki hackerlar diyelim ulaşması mümkün olabiliyor. O bakımdan kişisel güvenlik açısından VPN servisleri önemli. Zaten ticari firmalar, bankalar uzun yıllardır VPN sistemlerini kullanıyor. Ve şunu da unutmamak lazım ki VPN kullanımının tek amacı devletin yasakladığı sitelere girmek değil. O bakımdan güvenlik ana kullanım amacı diyebiliriz. Ve ben tabii kullanıcıların VPN'e bugünlerde yönelmesini de çok haklı buluyorum. Çünkü hakikaten daha önceki platform engellemelerinden çok farklı olarak Musa Bey, sizin de çevrenizde soruyorlardır mutlaka. Benim çevremde de herkes Instagram ne zaman açılacak diye bana soruyor. Yani ben de cevap veremiyorum ama tabii 7'den 70'e olmasa bile İşte 13 yaşından 80 yaşına kadar olan kesim Instagram kullanıyor. Dolayısıyla herkes merakla Instagram ne zaman açılacak diye bekliyor. Bu süreçte de ben bana VPN, hangi VPN'i servisini kullanalım diye soranların sayısı da yükseldi tabii ki. Evet. Tabii. Peki, bilişim hukuku uzmanı Profesör Doktor Sayın Yaman Akdeniz. Çok çok teşekkürler bilgi ve değerlendirmeler için. Kolaylıklar diliyoruz. İyi günler size de. Sağ olun. Evet, sevgili izleyiciler, işte Yaman Hoca bunları söylüyor. Yani bu meseleye biraz da gerçekten bir akılcı, bir böyle sükunet